Cumhuriyetin ilk yılları, sosyal değişikliklerin sert bir surette yaşandığı devirlerdi. Kültürel değişimin sıkıntıları her alanda kendini hissettiriyordu. Eskiyi red hastalığına müptela olmaksızın şahsiyetini koruyabilen insanlar çok azdı. O, gündelik olanın peşinden gitmeden hayatını mesajı, mesajını da hayatı haline getirdi. Düşünceleriyle, yazdıklarıyla, duruşuyla onları ihya ve müdafaa etti. Ölümü kucaklarken bile. ...1884 Trabzon Vakfı Kebir doğumlu Ali Şükrü Bey, Doğu'nun kendi değerlerine yabancılaşmasının, Batı medeniyetinin aldığı mesafeyle hayatları kuşatmasının sancılarını bütün benliğiyle hissetmiş ve hayatını kavi, cesur, hakkaniyetli, fikir sahibi Müslüman bir entelektüel olarak memleketine vakfetmişti. Ali Şükrü Bey 2. Abdülhamit döneminde yetişmiş, o dönemde okumuş bir Cumhuriyet döneminin en önemli şahsiyetlerinden, en kültürlü, Avrupa'yı bilen, yabancı dil bilen, dönemi çok iyi analiz edebilen, siyasi analizleri çok yerinde ve doğru olan önemli bir şahsiyet. Terakkiye maniydi. Böyle diyorlardı Jön Türkler İstanbul'dan Anadolu'ya, Trabzon'a. Ali Şükrü Bey Trabzon'da, İstanbul'daki iklimin aksine geleneksel değerlerle büyür. Dinle vatan muhafazakarlığıydı terbiyesini inşa eden. 1890'da 6 yaşında Trabzon'da başlar ilk öğrenimine. Tebai Sadık'a Ermenilerin Erzurum'da isyan ateşini yaktığı günlerde. Ali Şükrü Bey 1898'de İstanbul sokaklarının İttihatçıların başını çektiği ayrılık şarkılarıyla yankılandığı günlerde 14 yaşında Heybeliada'daki Bahriye Mektebi'ne başlar. ...1902'de Paris'te İttihatçıların büyük bir kongreyle İstanbul'u hedef aldığı günlerde ise Bahriye Mektebi'nin Harbiye sınıfına geçer. 18 yaşındadır. Eğitimini 2 yıl sonra 1904'te tamamlar ve Bahriye Erkan-ı Harp Subayı olarak Teğmen rütbesiyle donanmaya katılır. Ali Şükrü Bey, Temmuz 1909'da sivil bir inisiyatif olan Donanmayı Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer alır. İkinci başkanı olur, 25 yaşındadır. Bu sivil inisiyatifle 1908 meşrutiyetiyle devlete hakim olan İttihatçı politikaların dışına atar kendini Ali Şükrü Bey. İttihatçıların ikbal vaatlerinin yanında yer almaz. İstikamet sahibi ve dindar bir insandı Ali Şükrü Bey. Bu cemiyetin başkanı Veliaht Yusuf İzzettin Efendi'ydi. Ali Şükrü Bey burada reisi sanidir. Donanma mecmuasında müteaddit resimler yayınlanmıştır. Yani daha ordudayken bile şahsiyetiyle temayüz etmiş bir binbaşı, amirallerin bulunduğu bir kadro içinde
Donanma-i Hümayun'a Muavenet Cemiyeti Reis-i Saniliğine veliahtın reisliği semboliktir. Aslında gerçek reisliğine yükselmiştir. Ocak 1913'te İttihatçıların Bab-ı Ali'yi basarak darbeyle imparatorluğun yönetimine tamamen hakim olmalarıyla daha fazla direnemez. Haziran 1914'te Bahriye Kurmay binbaşısıyken 1. Dünya Savaşı'nın arifesinde çok sevdiği askerlikten istifa etmek zorunda kalır Ali Şükrü Bey. 30 yaşındadır. İstifasıyla, mesleğiyle olan alakasını kesmez Ali Şükrü Bey. Donanma cemiyeti tarafından alınmak istenen nakliye gemileri için İngiltere'ye, Liverpool'a gönderilir. Ali Şükrü Bey İngiltere'de kaldığı sürede Liverpool'da deniz hukuku ve tetkikatı tahsili de yapar. Ayrıca İtalyanların İstanbul aleyhine yürüttükleri propagandalara Liverpool Times gazetesindeki yazılarıyla sert cevaplar verir. İngiltere'de de hem İngilizcesini geliştiriyor hem de dünya denizciliği üzerinde çalışıyor. Ama aynı zamanda İngiltere'de dünya siyaseti üzerine de inanılmaz bir bilgi sahibi oluyor ve kendisini yetiştiriyor. Ali Şükrü Bey kesinlikle İttihatçılara karşı bir adamdı. Ya komitacılığa da karşı bir adam. Birinci Dünya Savaşı'nın sonu, İttihatçıların birlik ve ilerleme vaadinin iflasıydı. İstanbul, 13 Kasım 1918'de işgal edilir. Ali Şükrü Bey, İngiltere'den dönmüş İstanbul'dadır. Ticaretle uğraşmakta, gazetecilik yapmaktadır. Çeşitli dergi ve gazetelerdeki yazılarıyla dikkat çeker. İşgalcilerin boğaza demirleyen gemileriyle yüzleşir. İşgalin hüznünü en derinden hisseder. İngiliz siyasetinin hedefi bizim imhamızdır. Gerçi bir millet imha edilemez. Fakat hürriyeti, istiklali elinden alındıktan ve mevcudiyet-i milliyesine nihayet verilip bir süre esir haline getirildikten sonra artık o millete mevcuttur denilemez. Böyle bir hali elimeyle bir millet efradı belki kifaf-ı nefs suretiyle karnını doyurup idame edebilir. Fakat maddi, biraz da manevi izandan hissedar olmaksızın, şereften, izzet-i nefisten mahrum bir halde yaşayan sefil bir esir hayatına hayat namı verilebilir mi? Ali Şükrü Bey, din ve vatan için dışarıdan değil içeriden konuşmak gerekir der, siyasete atılır. Kısa zamanda entelektüel kimliği, metin ahlakı, medeni cesareti ve şuurlu muhafazakarlığıyla öne çıkar. ...15 Mayıs 1919'da İzmir işgal edilir. Acısı, 23 Mayıs 1919'da İstanbul'da Sultanahmet'te 200 bin kişinin katıldığı işgale reddiye mitingleriyle bütün vatanı kuşatır. Ali Şükrü Bey de oradadır. Birkaç gün sonra Ali Şükrü Bey Kırım vapuruyla Trabzon'a gider. Trabzonlular tarafından Erzurum Kongresi adına of temsilcisi seçilir. Oflular bu seçimi kabul etmez. Ali Şükrü Bey, Temmuz 1919'da Erzurum'daki kongreye katılamaz. Ancak Trabzon delegeleri üzerinde belirleyici olur. Erzurum Kongresi, Ali Şükrü Bey'in Mustafa Kemal'e ilk muhalif duruşudur.
İşgale karşı öfke manifestosuyla kısa sürede Erzurum ve Sivas'ın ardından Ankara'ya ulaşır. İstanbul endişelerle 12 Ocak 1920'de Ankara'nın uzağında yeni meclisi İstanbul'da toplar. Ali Şükrü Bey de yer alır Trabzon mebusu olarak İstanbul'da toplanan bu yeni mecliste. Faal siyasi hayatı başlar. 36 yaşındadır. Son Osmanlı Meclisi mebusunda Misak-ı Milli denilen ve Lozan'da maalesef her taraftan kırpıştırılan, azaltılan, daraltılan milli vesikanın baş amillerinden biridir. İngilizler İstanbul Meclisi mebusunun 16 Mart 1920 tarihinde basınca meclis Ankara'da toplanma kararı alarak Ankara'ya iltihak etmiştir. Ali Şükrü Bey bir ay kadar sonra 23 Nisan 1920'de Mustafa Kemal'in imzasıyla medeni cesareti, fikri yeterliliği, dinin ve milletin korunması düşüncesine sahip çıkanlar çağrısıyla Ankara'da toplanan meclisin Hacı Bayram Camii'ndeki dua merasimine Trabzon mebusu olarak katılır. Hemen istikameti doğrultusunda dini ve memleketi için çalışmaya başlar. Ali Şükrü Bey, 25 Nisan 1920'de Ankara'da bir milli muhafız müfrezesi kurulmasını teklif eder. Teklifin kabulüyle Giresunlu Topal Osman, Ali Şükrü Bey'in davetiyle Ankara'ya gelir. Ali Şükrü Bey, 27 Nisan 1920'de halkın milli mücadeleye inandırılması için oluşturulan İrşat Encümeni'ne katılır. Bir gün sonra, 28 Nisan 1920'de ise İçki hususunda Meni Müskirat Kanun teklifini meclise sunar. Sert itirazlarla karşılaşır. Bu kanunla neslimizi kurtarmış olacağız. Zaten kanuni esaseyi de dini İslam olan Büyük Millet Meclisi dinen yasak edilmiş olan bu meseleyi sureti katiyede men eder. Ve bu kanun çıkarsa emin olunuz Avrupa ve Amerika pek insani olan bu başarımıza hayretle bakar. Ve siyasi mevkiimiz bilhassa İslam aleminde iki kat olur. Ali Şükrü Bey, Meni Müskirat Kanunu'nun 14 Eylül 1920'de muhafazakar mebusların da desteğiyle yürürlüğe girmesini sağlar. Bu kabul, meclisin hakim kanadının Ali Şükrü Bey'e karşı düşmanlığını başlatır. Ali Şükrü Bey, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclisinde ciddi muhalefet yapıyor. Fakat bu muhalefeti sadece Atatürk'e karşı siyasi bir muhalefet olarak algılanmamalı. İnandığı davalar uğrunda her konuda inandığını söyleyebilen ve bunu açık yüreklilikle anlatabilen bir isim Ali Şükrü Bey. Yani mesela içki yasağını ilk kabul ettiren, ilk teklif eden şahsiyettir Ali Şükrü Bey ve İnandığı dava uğrunda kendi o dünya siyasetine bakış açısında inanmadığı her şeye muhalefet edebilen bir isim. Ali Şükrü Bey, mert, dürüst, samimi, dindar bir muhafazakar olarak meclisin açılışından itibaren Mustafa Kemal önderliğindeki birinci gruba karşı muhalif bir duruş sergiler. Bu muhalif duruş mecliste çok kısa sürede karşılık bulur, ikinci grubun oluşmasının önünü açar. Temmuz 1920'de 1. Meclis'in ilk hükümet programı üzerine yapılan konuşmalarda en sert muhalefet yine Ali Şükrü Bey'den gelir. Bu program halkın ruhunu ortaya koyacak fikirler bakımından noksandır. Sizden evvelkiler de daha büyük inkılaplar yapmak istemişlerdi. Onların fikirleri de sizinki gibi garp fikirleriyle doluydu. Tanzimattan bu yana ne acıdır ki halkımızın bu fikirler yüzünden dinleriyle bağları gevşemiştir. Halbuki
dünyada din kaydından azade hiçbir kavim yoktur. Halkın dinle bağlarını güçlendirmek, takviye etmek lazım gelir. Hükümet programını yaparken bir defa bir kaydı ilahi olan din hususuna ehemmiyet versin. Dinle alakalı kayıtları buraya ilave etsin. Ali Şükrü Bey'in meclisin din adına tavır takınmasını istemesi, dikkatlerin daha fazla üzerine çekilmesine neden olur. Artık birinci grup tarafından takiptedir. Ali Şükrü Bey fevkalade ahlaklı, dürüst, dindar, namaz kazası olmayan, görüş itibariyle de batıyı bilen bir adamdı. İkinci grup denilen Mustafa Kemal ve İttihatçı meyli olan, fikri olan insanlara karşı bir grubun lideri durumundaydı. Ali Şükrü Bey ve Halk Fırkası arasındaki büyük ayrılık, büyük taarruzun ardından iyice büyür. Lozan görüşmeleri öncesi 20 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla daha da sertleşir. Ancak asıl kavga 1923 başındaki hilafetin kaldırılmasına dair kanunun müzakerelerinde yaşanır. Ali Şükrü Bey her kürsüye çıkışında hilafetin muhafazası için ağır eleştirilerle Mustafa Kemal'i hedef alır. Belki 15 kez çıkar kürsüye Ali Şükrü Bey. Vakit hayli geç olduğu halde yine kürsüye çıkmak ister. Engellenmek istenir, ısrarından vazgeçmez. Rauf Bey'in "Şükrü yeter, yeter Şükrü, artık söz alma" sözlerini aldırmaz. "Rauf, ben bu işin fedaisiyim, anladın mı?" diyerek kürsüye yürür. Bütün dünyadaki İslam alemi tekmil ruhuyla, vicdanıyla hilafet makamına bağlıdır. Bu kuvveti ihmal etmek adeta bir vatana ihanettir. İngilizlerin de yıpratmak istedikleri bu kuvvettir. Bu parçalanınca kavmiyet üzerine kurulan milliyet mefhumu dinleri müşterek milletler üzerinde yavaş yavaş tesirini gösterecek ve Orta Doğu'da istenilen parçalanma hasıl olacaktır. Birinci ve ikinci mecliste zabıt kaleminde çalışan Mahir İzbey, o gece için hatıratına zabıt kalemi müdürü Zeki Bey'in "Ali Şükrü Bey bu gece idam fetvasını eliyle imza etti" dediğini yazacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi ünvanı büyüktür ama ekseriyetle iddiatçı kafalı adamlardan müteşekkildir. Ali Şükrü Bey bunların içinde farklı bir insandır. İttihatçı zihniyetine karşıdır. İttihatçılar Mustafa Kemal Bey inkılaplarının mübeşşiridirler. Habercisidirler. Ali Şükrü Bey daha o günlerde iyi İngilizce bildiği, İngiliz basını takip ettiği için herkes Yunan'ı yenerse karşımıza İngilizler çıkacak zannettiği halde hayır böyle bir şey yoktur. Dünya harpten bıkmıştır, İngilizler de bıkmıştır. Biz Yunan'ı yendiğimiz takdirde İngilizler karşımıza çıkmayacaktır tarzında beyanatlarda bulunuyordu. 1923 başındaki hilafet müzakereleriyle Ankara'da tartışılan esas olarak Türkiye'nin maddi ve manevi geleceğiydi. Ali Şükrü Bey'in itirazı bu seçimeydi ve Lozan'daki heyetin Misak-ı Milli'ye olan inancınaydı. ...19 Ocak 1920'de muhalefetin ikinci grubun sözcülüğünü yapacak Tan gazetesini çıkarır Ali Şükrü Bey. İlk sayısında Yolumuz başlığı altında gazetenin yayın ilkelerini kaleme alır. Gazetenin büyük bir kısmını memleketin hayati, fikri ihtiyaçlarına karşılık gelen neşriyata, milli, ilmi mevzulara ve bu yoldaki fikirlere hasreylemek emelindeyiz. Çünkü bir gazete her şeyden evvel mensup olduğu muhitin sözü olmak mecburiyetindedir. Her hususta en büyük gayemiz vatan ve milletin üstün menfaatinden ibarettir. Yolumuz hak yolu, millet yoludur. Tevfikse Allah'tandır.
Tan Gazetesi ile birinci gruba Mustafa Kemal'e karşı daha sert bir muhalefet yürütür Ali Şükrü Bey. Lozan görüşmelerinin 4 Şubat 1923'te kesintiye uğramasıyla Ankara'ya dönen heyeti sert bir dille eleştirir. İsmet Paşa'nın hariciyeci olmadığı için Lozan'da acemice işler yaptığını yazar Tan'da. Mehmetçiğin süngüsüyle ve şehitlerin kanlarıyla kazanılan muazzam zafer Lozan'da heba ediliyor. Yani harp meydanında kazandıklarımız götürülüp masada kaybediliyor. İsmet Paşa memleketi Lord Gürzon'un oyunlarına kurban ediyor. 6 Mart 1920'de Mustafa Kemal Lozan'ın üzerine ağırlığını koymak isteyen bir konuşma için kürsüye çıkar. Ali Şükrü Bey meclise Lozan heyetinin meclisten yetki almadan İngilizlere Musul ve Kerkük'ü, Kara Ağacı, 12 adayı terk edemeyeceğini, meselenin Mustafa Kemal'in anlattığı gibi olmadığını söyler. Ali Şükrü Bey ile Mustafa Kemal arasında sert tartışmalar yaşanır. Birbirlerinin üzerine yürürler, yumruklaşmanın eşiğine gelirler. Müessif olayların çıkması araya girenlerce engellenir. Ali Şükrü Bey o dönemde ciddi olarak iletişimi bilen, siyaseti bilen, dış politika bilen, mesela Lozan Anlaşması'na, Lozan için İsmet İnönü'nün Lozan'a gönderilmesine de inanılmaz karşı bir adam. Karşı olma sebebi aslında İsmet İnönü'nün kişiliği, kimliği, şusu busu değil. Tamamen hariciyeci olmaması, yani işin uzmanı olmadığından dolayı karşı çıkıyor. Kendisi İngiliz gazetelerini takip ederek dünyada farklı bir Lozan olduğunu görerek karşı çıkıyor ve bu işin altında ciddi bir uzman, hariciyecinin olması gerektiğini, yani dış politika bilen birinin olması gerektiğini savunabiliyor. Ya inanılmaz ufku geniş, milliyetçi, vatanperver, ülkesinin çıkarlarını, hakkını, hukukunu savunan bir adam Ali Şükrü Bey. Lozan görüşmeleri, Ali Şükrü Bey ile Mustafa Kemal arasındaki derin kırılmayı, ülkenin bekasına giden yolda iyice gün yüzüne çıkarır. Ankara'da Lozan'ın akıbeti tartışılmaya başlanır. İsmet Paşa'ya karşı büyük bir güvensizlik oluşur mecliste. Lozan'a yeni bir heyetin gönderilmesi gündeme gelir. Bu gelişmelerin belirleyici aktörü Ali Şükrü Bey ve Tan gazetesiydi. İnanılan değerler uğruna şartlar ne kadar zor ve meşakkatli, engeller ne kadar yüksek ve muhkem olursa olsun, mutlaka verilmesi gereken bir mücadele vardır. Bu bir medeniyetin varoluş ve yok oluş davasıdır. Ben bu mücadeleye inandım ve hayatımı adadım. Bedelini ödemeye hazırım. Ali Şükrü Bey'in gazeteyi Ankara'ya getirmesinin aslında sebebi bir anlamda tek adam olan Mustafa Kemal'in çıkardığı hakimiyeti Milliye Gazetesi'nin karşısına da çok sesliliği getirmek amacıyla Tan'ı çıkarıyor ve o hakimiyeti Milliye'nin karşısında Tan Gazetesi ciddi bir muhalefet yapmaya başlıyor. Ve aynı zamanda birinci mecliste muhalefetin sesi olmaya başlıyor. Ankara'nın bu sıcak günlerinde 27 Mart 1923'te Ali Şükrü Bey ortadan kaybolur. Mecliste büyük bir infiale yol açar bu kaybolur. Cinayetten şüphelenilir. Ancak bütün aramalara rağmen bulunamaz Ali Şükrü Bey. Bu arada birinci grubun Mustafa Kemal'in teklifiyle, bir oldu bittiyle Ali Şükrü Bey'in kayboluşundan 3 gün sonra 1 Nisan 1923'te meclis feshedilir. Seçimlerin yenilenmesine karar verilir. Seçim kanunu değiştirilir. Birinci grup meclisin feshiyle Lozan'ın önünün açılacağına inanıyordu. Meclisin feshinden bir gün sonra 5 gündür kayıp Ali Şükrü Bey bulunur. Bir köylü tarafından, tesadüfen, 2 Nisan 1923'te, kimi iddialara göre Çankaya Köşkü'nün bahçesinde
kimilerine göre ise Ankara yakınlarındaki Mühye köyünde. Muhalif duruşunun bedelini canıyla ödemişti Ali Şükrü Bey. Ali Şükrü Bey cinayeti Türkiye'nin ilk siyasi cinayetiydi. Topal Osman Ali Şükrü Bey'in katilidir. Ama Ali Şükrü ile arası aslında çok iyiydi. Fakat kendisi Ali Şükrü'nün bu İngilizce bilmesi ve İngiliz siyasetinden bahsetmesi dolayısıyla bu İngiliz taraftarı, İngilizler casusluk yapıyor gibi yenilerin tabiriyle gaza getirilmiştir. Aslında Topal Osman da kurbandır, kullanılmıştır. Şimdi bu hadisenin nasıl olduğunu nasıl biliyoruz? Şöyle biliyoruz. Topal Osman'ın Saman Pazarı'nda da evi vardı. Bir şey görüşmek için rahatsız olduğundan kendisi gelemedi. Ali Şükrü Bey'le görüşmek istediğini bir adamını göndererek haber verdi. Ve adamını onu getirdikten sonra Ali Şükrü Bey'e iltifat etti. Karşılıklı kahve içerken tertip adamlarından biri geldi boğazına yağlı bir urgan geçirdi. Ali Şükrü Bey kuvvetli adamdı, mücadele etti. Trabzon'dan getirmiş, üstü hasır, alçak sandalyeler vardı. O sandalyelerden birinde oturuyordu. Sandalyeyi kaptı, kendisine boğazını sıkan, halatı sıkan adamın kafasına vurdu. Ama kuvvetli adam sandalyenin hasırından bir parça avucunda kaldı. Başaramadı tabiatıyla adam. Arkadan gelmiş, boğazına şey geçmiş, boyuna sıkıyor. Bu hasırın parçası cesedin avucunda çıktı. Aynı hasırın eksiği olan sandalye de Topal Osman'ın evinde çıktı. Birinci delil Topal Osman'ın yaptığına dair buydu. İkincisi, bu işi 27 Mart'ta yaptılar. Bir şey unutuldu. Hadise icra edilirken adamlar 10 kişiydi. Birisi hapiste. Meclis damına onu getirdiler ve mecliste ifadesini aldılar. Aynen böyle kahve içerken gelip arkadan yağlı kement boğazına sardıklarını vesaire adam yapılan fiili aynen anlattı. İş böylece meydana çıktı ama o adamın anlattıklarında bu işi kim emretti? Kim bunu talep etti de siz bunu yaptınız? Bu İngiliz casusudur, İngilizlere vatanı sattı diye kandıran kim? Bu cahil Topal Osman'ı kandıran kim? O onu bilmiyor. Onu bilen Topal Osman'dı, o da öldü. Ali Şükrü'nün ortadan kalkmasıyla baraj yıkıldı. Yapılan budur. Ali Şükrü'nün ehemmiyeti buradadır. Cumhuriyet tarihinde nirengi bir şahsiyettir. Bunun için yok edilmiştir. Çünkü hilafete de, saltanata da bağlı adamdı. Çok geçmeden cinayetin şüphelisi olarak Mustafa Kemal'in muhafız taburu komutanı Giresunlu Topal Osman Ağa yakalanır. Halk tarafından sürüklenerek başı koparılır. Ardından meclis idamına karar verecek ve başı olmadığı için ayağından asılacaktır. Ali Şükrü Bey, Mustafa Kemal'e karşı giderek yükselen bir muhalefet dalgasının üzerindeki siyasi kişilik olmaya doğru giderken, onun tasfiyesi istenmiş ve bu şekilde de tasfiye mi edilmiştir? Yoksa Topal Osman'ın kişisel bir kızgınlığı sonucunda mı öldürülmüştür? Bu noktada bir açıklığa kavuşması gereken ince bir nokta var. Ama bu noktayı sadece Ali Şükrü meselesiyle sınırlamamak lazım. Ali Şükrü bunlardan bir tanesiydi ve muhalif ekolün içinde tasfiye edilenlerden sadece biriydi. Ali Şükrü Bey
hayatının her safhasına etki etmiş bir vatanseverlik şuuruna sahipti. İnanmıştı. İnancı da vatanseverliği gibiydi. Hayatının her safhasına nüfuz etmişti. Necip Fazıl, Ali Şükrü Bey'in ölümü için yıllar sonra sadece iman ve mukaddesat safındaki bu kahraman çocuğu sırf mahrem renkleri ve gizli manaları sezdiği ve bu yüzden muhalefete geçtiği için vahşice öldürdüler diyecektir.